dakika. Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Hasan Koç'un Beyaz Posta Candır kanalı için yaptığımız bir çekiliş vardı. Çekilişten çıkan arkadaş bize dönüş yapmadı arkadaşlar. Çekilişi tekrar yenileyeceğiz. Eski çekilişin üstünden de tekrar çekiliş yapmak hoş değil. Yani bu çekilişi kuşları gerçekten isteyenler katılsın. Yani niyeti olan abi, ben bu işi yapacağım diye. He, niyeti olan katılsın. Yani şimdi adam çekilişten çıktı, bu sefer aradan bir hafta 10 gün geçti, bize dönüş yapmadı. Bu da hoş olmuyor yani. Gerçekten bu kuşları isteyen arkadaşlar var. Onların önünü kapatmış oluyor. Birden fazla aynı hesaptan birden fazla çekilişe katılanların hakları da yanar. Çocuk yazmış da, geçen gün bir tanesini deşifre ettim ben. Yazmış, abi onu hesaptan katıldım, yine de çıkmıyor. Ondan sonra Allah'tan ben o kaydı silmemişim. Aynı hesaptan 2 kere, 3 kere çekilişe katılmış, hakkı yandı. Çekilişten çıktığı halde hakkı yandı. Ben onu ispatladım. O kaydı silmemişim. Adam hem hile yapıyor, hem de fitne fesat. Bir de bizi kötülüyor. Fitne fesat katıyor. Ya kardeşim bak, bizim amacımız 2 tane, 3 tane olsa güzel insanlar bulup hani şu hayvanı sevdirmek, sevdirebilmek. Ya çık şu an şu kime çıkarsa çıksın. Ben dedim kardeşim, çıkarsa hiç sıkıntı yok. Bunlar zaten her türlü 500 tane gidiyor. Ama ben istiyorum ki gerçekten bu işe gönülden bir karşıma da ben vereyim. Helal hoş olsun. Hiç sıkıntı değil. Allah hayır, düğünü hayırlı görsün inşallah. Ama adam çıkmayınca bir ton laf ediyor. Üçkağıtçısını, talep edicisi. Ya Allah'ın sağlığı, ya yapmayın. Bizim amacımız gençlere ulaşabilmek ya. Onlara bir şey sevdirebilmek. Gözünü seveyim. Fitneye ne gerek var? Fesatla ne gerek var? Allah'a şükür. Yine yürüyor. Hamdolsun. Değil mi kardeşim? Yani ihtiyacı olan gerçekten varsa yapsınlar. Arkadaşlarına tavsiye etsinler, dostlarına tavsiye etsinler. Ya bizim amacımız bu ya. Adam çıkmayınca küfür ediyor resmen ya. Ya kardeşim çıkmayınca niye küfür ediyorsun sen bize ya? Allah razı için. Sen beni tanıyor musun? Bir o yakından tanıyor musun? Veya gördün mü? Üçkağıtçı sınıf dalabilirsiniz. Vebale girmesin. Allah yoksa bu hayvanı bana nasip etmez kardeşim. İşte şey söyleyeceğim. Zaten etmiyor. Çıkartıyor şeylerini. Hasan yani, şey söyleyeceğim. Bu çekiliş atacağımız kuşlar hangisi? Belli bak, mi şu anda? Bak kardeşim belli. Bak bir takım bu. Tamam kardeşim. Doğru mu? Aha. Bir takım da bu. Kuşlar 15 gün hazır. 15 gün hazır hayvanlar. Bir takım da bu. Al kardeşim. Çıkar. Al. 3 takım da hangisini isterse. Şuraya dayak yedi, yemiş düşerken ben şey söyledim yani, ilaç sürdüm. İlaç, ha, kafasındaki aynen. İlaç. Kuş düşmüş ya, büyükler dövmüşler. Hani 15 günü hazır olacak, yeme düşecekler inşallah. Yani normalde 10 gün ama, hatta 20 gün yaparım, niye yaparım? Kuşlar yeme düşünce bir ince tüy giysin, rahatlasın ki yani gittiği yerde kuş rahatsızlanmasın. Ha, ben zaten bunu diye düşünüyorum yani. Ben bu videoyu yayınlayalı bir... Bir hafta olmuştu belki. Yok yok. Geçti herhalde. Şimdi bu yeni videoyu yayınlayalı bir 3 gün, 5 gün olur. Tamam. Yani çekiliş... İçinde 2-3 gün bekleriz. Tamam. Çıkan adam da bir hafta sonra alır. Yani demin demiştiğim nokta şu. Yani niye böyle küfür ediyor? Ben anlamış değilim yani. Yok yani. Ben istiyorum ki bak, tamam ben de bir kanal kurdum ki niye? Ya seni de kıskanım bile bir. Yok bak, aşağı konuşayım. Bak gençlere nasıl yanaşabiliriz? Değil mi? Nasıl gidebiliriz? Bunun yoldasın. Ben şöyle bir kanal kurayım. Gençler zaten yani sevdiğim çocuklar. Yani gelsinler, görsünler. Yani bu işin zevkini, tadını nasıl yapıldığını öğrensinler. Benim zaten amacım bu. Ayrıca postaya gönül verdiğim için yani post ırkından gideceğim. Çok şey yapmış bana da, abi çok güzel postalan var, ben de postayı ezbeşledim, evet. Heveslendim. Ne kadar çok sevindim ben ya. Evet. Ya şu bir tane kardeşimi sevindirirsem Allah razı olsun ya bana. Vallahi ben bir şey istemem. Ama fitne çıkarmasınlar, kullanırım evet. Yani bak. Şimdi çekilişe katılmak isteyenler gençler videoyu çok dinlemiyorlar. Mecbur bu videonun yorum kısmını kapatmak zorunda kalıyorum. Evet, iyi yapıyorsun. Yorum kısmını kapatacağım bu videonun. Açıklama kısmında Beyaz Posta Candır kanalına bir link olacak. Aynen. Sizi o kanala, o videoya yönlendireceğim. Hasan'ın kanalına abone olacaksınız arkadaşlar. Beğeni atın ve aynen. Yorum kısmına adınızı, soyadınızı, yaşadığınız aynen. Şehri... Veya ekstradan telefon numaranızı yazarsanız süper olur. Bakın o arkadaşdan haber bekledim.
10 gündür, vallahi 2 haftadır. Hatta şimdi ben aradım. Bir onun oldu, bir onun oldu, aynen. Bir onun oldu. Yol parasına ne kadar Hasan'dan bak. Yol ya parasını dahi Hasan yok. Gönderiyor. Yol parası bana karışmıyor. Hiç aynen. Yok ya. Çekilişe kaçırmayın derim. Yani eski çekilişin üstünden tekrar çekiliş yapmak çok hoş olmazdı. Tabii canım, yanlış anlaşılabilirdi. Tamam. Yanlış anlaşılabilirdi. Yeni bir videoya yorum beğeni yapsınlar. Aynen. Lütfen Hasan'ın kanalına da abone olun. O özellikle posta güvercini konusunda videolar atmaya çalışacak. Çünkü posta güvercini insanlık tarihinin en eski güvercini. En iyi abi. Ortak miras. Dünyanın ortak mirası. Şu an dünyanın nereye gidersen git. En çok bulacağın kuş ırkı postadır kardeşim. Evet, yani dünyada en çok bilinen kuş ırkı posta güvercindir. Dünyanın ortak mirasıdır ve posta kültürü, posta aynen. Güvercini kültürü çok büyük bir kültür. Yani evet. Tarihi Çin, çok, mesela çok, Çin'den bile eskidir yani. Hani çok, Osmanlı çok, tarihi çok eski. Posta güvercini tarihi yanında bebek kalır, öyle söyleyeyim. Doğru mu Hasan? Doğru kardeşim. Çok eski. Çok eski bir tarihi var. Çok eski bir kültür. Çin tarihi. Burada gelmişken tekrar gösterelim. Bu da bunların en büyük... Normalde ayırdım bir ol. Evet. Artık yumurta almıyor. Bak yine hiçbir de fonluk şey yok. Ya bu yumurtada geç kaldım. Baktım işten dolayı bakamadım. Kanlanacak kalsın. Ya bunu bile gerçekten hediye ederim yani. İtek yani fitne çıkarmasın kardeşim. Evet. Şimdi bu kuşların en büyük özelliği tekrar videoda şey yapalım. Bakıcı özellikleri çok güçlü. Yani ne yumurtayı terk ederler ne yavruyu terk ederler. Bak kavga edersen de Mike Tyson gibi bak. Bak vur aslanım vur. Şak patlat bakalım bir tane. Hadi hadi. Seni şerefsiz seni. Bak, şu kuşun görüyor musun kardeşi? Bak bu ondan yaklaşık 4 ay büyük. Aynı kardeşler. Bak şu kuşa hatta ölen nenesinin şeyini tanımışım bak. Markası var 2012. Bak kuş 2019 normalde. Ölen nenesi vardı onu taktım. Öldü ya ona o denk geldi. Hani hatıra tarzı onu taktım. Bak şu kuş ileride olacak kuş bu. Kardeşim bak. Olacak kuş bu. Daha ya, çok musun? Küçükler değil mi? Bu kuş aynı babam, aynı kardeşi. Daha küçük. Ve kuş 4 yaş sonra olacağız. Ebat, boy, fizik bu. Bu yani. Hani bes diyeceklerse iyisine baksınlar. İyi kuşa koşsunlar. İyi dost, arkadaş edinsinler. Bak biz de hata yaptık Kuban kuş yüzünden. Yapmadık, yaptık Allah için. Artık yeter. Nereye kadar değil mi kardeşim? Nereye kadar? Bak, en büyük özellikleri bunların bakıcı olmaları. Hayatta yumurtanın üstünden kalkmazlar. Hayatta yavruyu bırakmazlar. Allah'ın izniyle de kolay kolay yavru öldürmezler. Doğru mu? Yok. Allah'a çok şükür. Evet. Çok şükür Allah'a. Yani hiç ben görmedim abi Allah için. Kendi ölürse ecel o başka ama evet. Hiçbir yavruya bakmadı. Aşk kaldı. Öyle bir lüks yok. Ben 4 tane yavru büyüttüğümü biliyorum burada. 4 tane yavru. Bak 4 tane yavruyu ben burada büyüttüğümü iyi biliyorum kardeşim. Allah'a çünkü ayrı görüyorum. Çok şey. Güzel. Çok güzel hayvanlar. Allah razı olsun. Bu... Bunu Oktay'ın. Oktay'a bunu, hediye ettin ya. Bunu Oktay'a hediye ettin. İmparatoru kardeşim. Diyorsun yaşlı. Şu anda bak şu şuna şunu büyütüyor kardeşim. Bir de şey söyleyeceğim ya Hasan. Buyur. Bu verdiğimiz arkadaşlara çapraz yavru mu versek dişiler? Aynen. Ben de dikkat vermeyeceğim. Atıyorum. Bu ikisi kardeş yani. Şu anda benim ben kardeş olduk hadi. Bununla bunu vereceğim. Anladım. Mesela, bunu yani çapraz olsun ki adam üretsin. O da sevinsin. Evet. Değil mi? Mesela evet. Ya şey hani kardeş geldi diye. Yani ha isterse de sigara ben istemiyorum. Yani bir çıkınca yorumda veya içi girişi. Aa, ben iki karşı istiyorum. Sıkıntı yok gönderirim. Ha, eğer bana bırakırsa da ben çapla dişi erkek göndermeye çalışacağım inşallah. Tamam yok yok. Biz kardeş göndermeyelim ki onlar da... Ya, oluyor belki madem ben öyle istemeyecek abi. Ne yapayım o zaman? Tamam canım kendi bilir. Tamam. Ha sonra mesela işte çekiş açıp da bizim istediğim anladım. Olmadı. Onun istediği oldu mesela. Ben yani. Üretmek istiyorsam aynen. Çapraz kardeş alırım. Ya ben galiba kuşlar burada. Ha bunlar yeri bırak kardeşim. 20 gün en fazla hazır olur. Bunlar da burada. Nasipse inşallah. Aha. Allah hayırlı görsün. Yani bizi de görsünler. Yani biz de arkadaşlarına tavsiye etsinler. Tamam kardeşim benim. Biz de kötü şey yapmıyoruz. Her türlü her şeyin yanında olacağız inşallah arkadaşlar dostlarımızın da. Gel kardeşim burada var zaten. Aa bak bu da büyüdü. Bu tek büyüyordu değil bakın, mi? Bakın arkadaşlar. Ben size bu kuşun arasını anlatayım. Bakın Allah da şahittir yemin ediyorum. Şu kuşun anası gitti. Gittiği günde babası yumurtayı atıyordu. Yumurtanın biri boş. Bak vallahi billahi diyor. Yumurtanın biri boş. Anası nereye gitti? Anası kaybolduğu gün. Baba burada. Oturuyor. Geldim öbür gün öğlen bak. Öğlen bir gibi. Yemin ediyorum. Öğleden sonra. Kuş nişan yapmış. Ben ana gelmedi ya. Martım baba oturmuyor yumurtanın üstüne. Dedim artık bu yaşamaz. Aldım yumurtayı. İnan şurada var ya benim dolaplar. Üstüne koydum. Allah aşkına bak kuş ama nişan yapmış yani. Vurmuş. Öbür gün ta akşam gittim ki yavru hala yaşıyor.
Bak Allah şahitli yavru hala yaşıyor ve kankası bile oynuyor. Yani kaldırıp indiriyor. Ya bir ürpenme aldı, korktum. Hemen o akşam aradan belki 24 saat geçmiş ya fazla belki. Geldim buraya koydum. Tekrardan koydum bak yumurtayı. Baba da Allah'tan bir baktım indi yemek yedi çıktı yumurta üstüne yattı. Sabah bir geldi yavru çıkmış. Yemedim yavru çıkmış. Büyük abi, abi. O yumurta nasıl donmadı? Vallahi niye donmuş biliyor musun? Yumurta donmuş sıcak tutuyor. Hayvan artık oluşmuş. Yani oluşumunu artık tamamladığı için donmamış. Allah da öldürmüyor kardeşim. Şu anda baba hala yavrusunu büyütüyor. Ve baba başka bir dişiyle eş almış. 2019'dan bir eş almış. Ama yine de dişi yavrusuna gelip bakıyor. Yeni dişinin yanına gidiyor. Bak böyle bir özelliği var. Allah da şahit. Yeni eş aldığı dişi kusuyor mu? Yok o kusmaz. Kusmaz. Ama baba bak kusar. Baba yemeğini yer. Yavruya kusar. Sonra Allah nefes verdiği zaman diyorsun. Bak işte heh. Allah nefesi verdiği müddetçe sen ettiğine kadar de ki işte ölsün, atayım, keseyim. Yok abi ölme Allah öldürmüyor. Bak koydum baba kendini çıkarttı ve kendi baktı. Ve bir gün önce bu baba bakmadı yumurtaya. Düşün hesap et eşek görmeyince. Bakmadı. Ama bir gün sonra hayvan yumurtasını yattı yavruyu büyüttü abi. Allah değil mi? Nasıl bir merhamet verdiyse. Allah seni ölmez diye. Evet. O yüzden bu kuşu bak yemin ediyorum bu kuşu vermeyecek kimseye. Bak şu kuşu kimseye vermeyeceğim. Artık desek abi 1000 lira bile vermeyeceğim. Anısı var değil mi? Anısı bende büyük oldu. Şu kuşu ayıracağım abi kendime. İster dişi ister ama bu kuşu kendime ayıracağım. Diyeceğim bu kuşu Allah öldürmedi. Bu kuşu bana nasip oldu diyeceğim kardeşim. Bak Allah da şahittir kardeşim. Artık bak görüyorum marka bitti 2018. 80 tane 2019 markam vardı hepsi bitti abi. Hepsi gitti. Hepsi hayırlı gözüküyor. Göndermişsem buradan Edirne'den tut, Urfa'dan tut, Siirt'e tut. Hepsine kuş gönder. Hepsi hayırlı görsün inşallah. Ya bu ara postayı soruyorum. Bunun sahibi çıktı arkadaşlar. Nasip soruda gidecek. Kaçak geldi o. Kaçak geldi. Sahibi ulaştı bize. Gel olacak inşallah. Gel. Gel yavrum. Gel. Hadi uçun. Hadi uçun bakalım uçun. Ben boşa bu kuşların yavru bakmasına hasta değilim. Ve bunu yine şahit oldum. Zaten birçok şeye şahit oldum. Bu da başka bir yeni şey şahitim evet. Oldu. O yüzden abi kıyamıyorum artık ya. Ha şunu da söyleyeyim. 2020'de artık kuş satma işi bitti benim için kardeşim. Nasipse yeni yuvaya başlıyorum. Sen görürsün. Damızlıkları ayıracaksın he? Hep damızlık ayıracağım abi. Yani burada en az 100 tane yakın kuş kaldıracağım inşallah. Nasıl olursa. Artık kuş satma işi bitti. Şu an benimle yavru alan aldı. Sürsene onu şu tarafa. Efendim? Şu, gel. Bu emanet bunlar. Emanetler. O da erkek yürümüş. İnşallah büyütüyorum. Sakın da. Nereye arkadaşlar? Tamam. Gel. Vallahi tövbeye gözüme varsa gel, benim gözümde gene beyaz var gene beyaz arkadaşım. Maşallah subhanallah. Arkadaşlar videoyu bunlara, kapatıyorum. İlk çekimde bir takım vardı ya Bursa'ya geldi bunlar. Bunlar Bursa'ya satıldı yani gitti. Anladım. Bursa'ya söz verdik bunlara. Evet, parası geldi abi artık. Tekrar söyleyelim. Arkadaşlar çekilişe katılmak isteyenler videonun açıklama kısmında link olacak. O linke tıklıyorsunuz. Hasan'ın bir tane videosunu oraya ekleyeceğim, linke koyacağım. Hatta bir şey videosu vardı, kuşlar banyo falan ediyor. Onu koyarsan sevinirim kardeşim. Tamam, bakarım ben ona. O kanala ulaştığınız zaman abone olun. Kanala abone olun. Çok bir şey istemiyoruz ya. Abone olacak. Allah rızası için çok bir şey istemiyoruz. Bakarsanız bu adam da ileride çok, belki benden daha çok seveceksiniz. Belki benden daha çok tutacaksınız. Belki çok farklı güzel videolar açacak veya sizin enerjinize, sizin frekansınıza yakın videolar açacak. Sadece abone istiyoruz. Yol yani, göstermek, öğretmek, kurban olmak. Hani derdimiz o. Dediğim gibi herkese bol şanslar. Çekilişe samimi olmayanlar katılmasın lütfen. Zaman kaybı oluyorlar. Biz de inşallah. Aynen. Biz de yoruyorlar. Herkese Allah'a emanet olsun.